bir genç muhtemelen hangi durumu anlatmaya çalışıyordur? Mesajın cevap verilmediğini. İşte mesaj okunduğu bilgisi nasıl açılır? Cihazınızı Google mesajları açıp profilinizde mesaj ayarlarını dokunun vesaire. Okunu bilgisine dokunun diyor. Herkes mesajını okuduğunda iki tık olacaktır. İşte görüldü kapatma vesaire. Görüldü o kadar yaygın yani. Mesajı görüldü nasıl kapatılır? Yani aslında bu saygısızlık, yani iletişimde bu olmuyor yani. İletişim sürecinde vericinin bir mesajı oluşturması onu kelimeleri ve sembolleri kodlaması ile başlar. Kodlamış mesaj alıcıya bir kanal veya ortam aracılığıyla iletilir. Alıcı gelen mesajları algılar, mesajı anlamak için kodunu çözer. Yani bir mesajın öğeleri var. İletişim önemli. Etkili iletişim kurmanın 9 temel kuralı. Konuştuğunuz kişiye karşı saygılı olun. Görüşmeye konsantre olun. Konuşan kişinin onu dinlediğinizi ikna edin. Karşısındaki kişinin söylediğini tam olarak anladığınızdan emin olun. Konuşan kişinin sözünü kesmediğinizden emin olun. Karşısındaki kişiyi isim takma yoluna gitmeyin. En büyük saygısızlık bu zaten. İşte bir kişinin başarılı ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için, kendini devam ettirebilmesi için bu şekilde. Bir de şu var, iletişim sürecinde 5 temel unsuru var. Bunlar kaynak, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim, feedback yani. Biyolojide, hormonlarda da bu geri bildirim var. İletişim sürecinde bu 5 temel unsur önemli.